Günün manşetine hepiniz hoş geldiniz. Ben Hikmet Genç ve... Ben de Hikmet dedim. Ya. Daldım. Ben Hikmet Genç ve Ersoy dede, evet. Ben, virgül Hikmet Genç. Evet. Buradayız. Ben de bir daha Hikmet diyordum neredeyse. Hikmet. Vardır bir hikmeti. Adımın Hikmet olduğunu bilerekten vardır bir hikmeti. Adımın Hikmet olduğunu bilerek. Öyle bazen insan ezberleri bozmak gerekiyor. Ezberleri bozmak gerekiyor, evet. Ben bir anda tabii şeylere bakıyordum. Son gelen capslere bakıyordum. Oradan şey yaptık. Böyle işte. O zaman sorun yok. Sorun yok tabii. En son bu şeyi alıyor musunuz bu şeyi? Rotterdam'ın polisi. Göstereyim mi onu? Rotterdam polisi. Dur onu göstereyim ya. Benim alttaki cevabımı gösterme ama yani. Cevabı göstermiyor. Cevap ne? Müfettiş. Senin cevabını yok. Yok. Bunu bulamış bu kadar göstersen benim için kafi. Bu bugün gazetelerde var bir iki yerde. Netleyebiliyor muyuz yazıya yoksa netleyemiyoruz. Bak gayet net. Gayet net. Rotterdam polisi bu kişileri arıyor. Seni ahlak yoksunu, aşağılık köpek. Zaman Hollanda. Seni aşağılık, himmet, alçak, şerefsiz. Saffet, hayret, okul. Dünyaya efendim İstiklal Marşı'nı öğretiyoruz. Hizmet hareketi. Hizmet. Fethullah. Hain, saffet, gaffet, gaflet, delalet. Hepsi var abi bunlarda bak. Şimdi bu şu anda o zaman Hollanda. Yahu ama artık cümle bitti artık. Bizim şey tükendi biliyorsun. Tabii ya, ne diyeceğim kelime buna kalmadı. Buna ne diyeceksin ki? Ben TDK'ya baktım. Kullanmadığımız kelime kalmamış. Kalanlar var birkaç tane. Onlar da altında argo yazıyor ve lütüke takılıyor. Tabii. Onları dışında ya normalde söylediğimiz hani şey kalmamış. Ki, hanımlar kulaklarınızı kapatın. Biz zaman Hollanda'yı çıkartan teröristlerle ilgili bir iki bir şey söyleyeceğiz. Evet, demek lazım yani. Neymiş şuymuş. Hollanda polisi mağdur edilmiş. Hollanda polisi yerlerde sürüklenmiş. Himmet, hayret, saffet bozulmuş. Ondan sonra polisler de bu vatandaşları arıyormuş. Tabii Hollanda polislerinde köpek yok, at yok, hiçbir şey yok. Ama o atlar ve buradaki itler böyle haber yapmışlar. Yani bu haber de ona göre. Şu hale bak ya. Yani çok iğrenç bu bir şey. Bu şimdi mesela oradaki soydaşlarımızı ısıran köpeklerle bu haberi yazan köpekler arasındaki farkları bulun. Şimdi şöyle diyeceğiz. Adam kendine ait olan şeyi ve işte soydaşını, köpeği kendi yani soyunu koruma amacıyla o ısıran arkadaşını koruyor. Onun yerine polisler bu diyor bu vatandaşları arıyorlar diyor. Çünkü bu vatandaşlar orada bir suçlular diyor. Hollanda sonuna kadar haklıdır. Himmet, hayret, hizmet. Ya çok büyük alçaklık. Benim bu herhalde bu ifadem tekrarlıyorum ama 7 ceddi girmemesi lazım bu topraklara. 7 ceddi bak buradan vasiyetimiz. Tabii. Bunların hala hazırda bu işin içerisinde olanların hala hazırda olmasa bile en az 15 Temmuz'dan sonra olanların tamamının ve rahat bırakılmaması gerekiyor. Yani bu burada hani Erdoğan geçen bir söylemişti hatırlıyorsun. Böyle kendimizi savunmayacağız. Atağa geçmemiz lazım. Bizim hareket yapmamız lazım. Savunmada kaldığın zaman hani aynen Güneydoğu'da zamanında olanlar oldu hatırlıyorsun. Küçük şeyleri, karakolları korumaya çalışıyorduk. Pekkalar gelip orayı şey, halbuki şimdi öyle değil. Şimdi sürekli temizlik yapıyor tabii. Ordumuz. Orada olduğu gibi bu FETÖ'cüleri de FETÖ'cü avının devam etmesi lazım. FETÖ'cü avı bitmeyecek abi. FETÖ'cüler bitene kadar bence bu av, bu düşünce ve Fethullah denen kişi geberene kadar yani bir şekilde etrafta temizlik yapana kadar bizim bu işi arkası bırakmamız lazım. Tam temizlik ama. Yani bu ülkede yaşayan, bu ülkede kim varsa ele geçirilmemiş kriptosu, bilmem neci, baylokçusu bunlar hepsi içeri tıkılacak. Bir tane dışarıda kalmayacak. Acımayacaksın. Babanın oğlu bilmem ne. O benim çocuğuma acımaz çünkü. Acımadı zaten. Tanklarla üzerinden geçti. Yani. Bana acımadığı gibi asıl bir de orada şehit ettiklerine de acımadılar. Tanklı ve emirle yaptılar bizi bu işleri. Dünyanın en tehlikeli zihniyeti. Hem haşhaşilik var bir taraftan, hem bir taraftan da bir Amerikan şeytani zekası var, diabolik zekası var Neoko'nun. Bir taraftan hem dünyanın, yani dünyadaki şimdiye kadar olmuş, oluşmuş tüm terör örgütlerinin birikimiyle ortaya bir pota eritilmiş ve en mükemmel oluşturulmuş. Ve on binlerce, yüz binlerce insan böyle beyinleri yıkanmış ve silah gibi etrafta kullanılabiliyor. Biz bunların çanını ottuktu burada. Hiç beklemedikleri kadar bu kadar büyük 40 yılı birikimi yok ettik. Ama şunu hala yazabilen alçak, dediğin gibi kendi soyunlar olan
bunu yazana hiç söylüyorum buradan. Kendi soyundan olan iti göstermeyip, kendi arkadaş çünkü soydaşı, iti göstermeyip oradaki Rotterdam polisleri bu kişileri alıyor diye böyle haber yapmış zaman. Artık düşünün diyeceğim ama hala buna bakıp da içinden himmet saffet diye geçen adamları var mıdır? Bu varsa da yani şu anda hali hazırda no. bu kadar tantaradan sonra FETÖ'yü sahiden böyle bir işte şey gibi bir sosyolojik yapı gibi bir dini yapı gibi falan gören insanlar kalmış mıdır yani? Ve kalmış olabilir yani çünkü terör örgütü abi olabilir çünkü hala mesela FETÖ'nün bir şeytan olduğunu anlama noktasında adamın kafası kıt çalışıyor. Tamam o da terörist. Ama bir şey söyleyeceğim bak. Şu anda hani bana kimse Fethullah Gülen'e terörist dedirtemez diyen birisi varsa o da zaten teröristtir. O iş bitmiştir. Tabii. O iş bitmiştir. Yani kim diyorsa ki Fethullah Gülen bizim manevi liderimiz, önderimizdir. Tamam sen de teröristsin. Bitti bu iş. Bu iş bitti. Bu saatten sonra onun aynen doğru yok. Söylüyorsun. Ama yani bu bu kadar şeyden sonra yani bunu yani. Türkçe yazmışsın işte. Türkçe kelimelerle Rotterdam polisi bu kişileri arıyor da. Diye. Yani adın da Türkiye benziyor. Böyle, ama hadi peki. Ama bunu, sen bir vatansızsın. Hadi peki sen bunu. Sen bir haymatlosun. Tabii. Senin toprağın yok. O himmet mimmet diye adamlar mesela buradan sesleniyorum. Gerçi anlamazlar diyoruz ama en azından biz söyleyeceklerimizi söyleyelim. Sorumluluklarımızdan kurtulalım en azından. Senin öyle değil, sen diyar-ı küffarda. Sen hesapta himmetle başladın ya. Türkiye'ye geçiyordun. Daha senin FETÖ. Alçak FETÖ. Bak alçak diyorum. Pislik içerisinde karikatür ediyor. Dünyada bu aşağılamış bir insan yoktur bir defa. Yoktur. Bu adam mübarek olsa bunlar başına gelmezdi değil mi? Hadi onu geç anlayamadım. Ondan sonra bu kadar şeyler yaşadıktan sonra sen şimdi diyorsun ki ben hala hazırda işte bir şeyin himmeti bir Müslüman İslam ya sen ve çocukların ve senin geleceğin kafirlerin diyarında küffar diyarında yaşamak zorundasın. Ve de öyle keyfe keder yaşamayacaksın. Zorunda yaşamak zorundasın. Zorundasın orada hayatını idame ettiriyorsun. Başınıza bunlar geliyor. Ve gelmeye devam edecek. Bil devam edecek yani. Bu dünyada hesabını vermezsen ahirette hesabını zaten çok ağır bedelle ödeyeceksin bunların. Diyelim. Diyelim. Bugün Devlet Bahçeli Milliyet Hürriyet'e mülakat vermiş. Evet. Onu göstereyim mi? Evet. Göster. Bu önemli. Bahçeli'nin mülteciler silah değildir sözü. Mülteciler sadece silah değildir. Aynı zamanda mülteciler bir pazarlık unsuru da değildir. Hani bu Bahçeli'yi hem onaylamak, olumlamak hem de destek olmak adına söyleyeyim. Hani sanki hükümet bunları silah gibi kullanıyormuş gibi Hürriyet gazetesi vermeye çalışıyor ama yani Hürriyet de bilsin, MHP siyasetine yakın isimler de bilsinler ki hükümetin böyle bir şeyi yok. Mülteciler silah da değildir. Doğru. Pazarlık unsuru da değildir. Fakat mülteciler ama yani buna bir ek lazım. Hikmet abi katılımız mı yok? Mülteciler bizim tutsağımız da değildir. Değildir tabii. Bizim esirimiz de değildir. Tabii. Yani mültecileri biz evet Avrupa Birliği ile bir problem yaşadığımızda silah gibi kullanmayalım. Fakat gitmek isteyen mülteciyi de tutsak gibi esir gibi. Tabii. Şu var zaten yani öyle orada iç savaş başladıktan sonra biz arkadaşlar biz sizi şimdi silah zorla içeri sokacağız. Bizim topraklara sokacağız. Bizi burada tutacağız demedik. Tabii. Adam koşa koşa can havliyle çocuğum var, çoluğum var, kocam öldü. Yaralandık, ölüyoruz. Kurtarın diye gelen insanlara biz koca kaçtık. Tabii ki mülteciler silah değildir ve şu o mesele de şudur zaten. Yani bizdeki anlayış şu. Kendi bu topraklara ne faydası olur ki normal şartlarda ekonomi olarak ondan sonra işte yaşadığımız terör olaylarına baktığımız zaman mültecilere kucak açmak demek aslında risk almak demektir. Avrupa zaten onun için 1000 kişi alınca kimyaları bozuluyor. 30 kişi 40 kişi biz vicdani insan noktada biz bu işi yapıyoruz. Ha şu var dediğin de doğru. Mülteci ben kardeşim burada kalmak istemiyorum. Tabii. Ben şansımı Almanya'da denemek istiyorum. Buyur. Ben sana tamam fark etmez. Ailenle sana biz bir yıl içerisinde 15-20 bin lira para harcadık. Kıyafetlerim senin. Helal hoş olsun. Helal hoş olsun kardeşim. Ama sen nerede yaşamak istiyorsan oraya git. Sen burada tutsak değilsin ki. Ben sana bu kamp silah değildir ama Almanya'daki o kamplar gibi kamplara benzemez 1945'lerdeki gibi. Burada fırın da yok. Burada fırın var ama ısınmak için, yemek pişirmek için. Ekmek yapmak için. Aşımı kaynatıyorum. Git Almanya'ya, git Fransa'ya, İtalya'ya, İngiltere'ye, oraya buraya. Gidebilirsin deme hakkımız da var. Bir defa adamın bunu isteme hakkı. Biz neye rağmen bunu yapıyoruz biliyor musun? Silah değil tabii ki. Biz kendi ülkemize ekonomik ağırlığı olmasına karşın biz o insanları göndermiyoruz. Göndermiyoruz.
Diyoruz ki ya tamam arkadaş yani sosyolojik. Bir de Avrupa'ya diyoruz diyor ki abi yapma bak sana vize vereceğim. Alakası yok diyoruz biz de. Biz onu yapmıyorsak da biz ona bakarız zaten. Sen bakamazsın bunlara. 20 milyar dolar biz para ödedik. Sen 2,5 trilyon dolarlık dünya devisin. İlk 3'tesin, ilk 5'tesin. Ha ben 17'deyim. Ama ben senin 10 katı fazla para ödedim diyoruz. Bu çok doğal bir şey yani. Aynen öyle. Ama dediğinde de çok doğru yani. Esir değiller en azından bunlar. Mesela desek ki şu anda bir aile ben kilisten çıkıyorum. Kilisten sonra gideceğim Elbaba'ya yerleşmek istiyorum. Burada benim her şeyim çok iyi ama Elbap'ta benim kayınbiraderimin evi var. Dededen kalma toprağım var. Oraya yerleşeceğim. Bana bu imkan tanır mısın desene. Biz inan ki alırız onu arabamıza bindiririz. Arabayla Elbaba kadar götürürüz onu. Tabii. Daha biz ne yapalım? Ama bu hain batı, bu vahşi batı adamlar kendi projeleri, yeni dünya düzeni projesinin içerisinde adam Müslüman istemiyor. Başka bir etnik grup, ırk istemiyor. Değil mi? Ben diyor aynı 2. Dünya Savaşı'nda olduğum gibi diyor. Ne yaptım diyor. Kapıyı bir kapattım. Profesörü kafasına silah dayadım. Volkswagen motorunu buldum. Şunu keşfettim, bunu keşfettim. Ve bir baktım diyor Rusya'ya girmişim. İngiltere'ye göz dikmişim. Yiyin birbirinizi diyoruz biz de. Biz bir şey demiyoruz abi. Yiyin birbirinizi. Hani bunlarda şunu görmek lazım. Ben sana söyleyeyim mi? Aynı 2. Dünya Savaşı öncesi. Bak 1920-30'lu yıllar. Hani bize meşhur şu Balkanlarda panislavizm akımları başladı. Daha sonra özgürlük akımları sonucunda şöyle şöyle oldu. Anlatır ya Osmanlı'nın yıkılma sürecini. Neredeyse emin olmasak bile neredeyse şöyle bir şey bir kompozisyon görüyorum ben Avrupa'da. 2. Dünya Savaşı öncesi kutuplaşma. Bu gerçekleşiyor Avrupa dengelerinde. Allah muhafaza. Bak Allah muhafaza diyerek başlıyorum. Biz oradan çekiliriz. Biz Müslümanlar onlar 1000 yıldan beri bizle savaşıyor, beceremediler. Ama bunları belli olmaz Avrupa'nın işi. Çünkü bu adamlar bir savaş başlattı mı 50 milyon kişi ölüyor. Bizim coğrafyada becerebildikleri birkaç milyon. Ama birbirlerine girerlerse eğer yarısı temizlenir Avrupa'nın. Aynen. Temizlenir derken yanlış anlama. İnsanın ölmesinden mutlu olmayız. Ama bunlar ama daha önce yani. Gırtlak gırtlağa böyle iti de dalmışlardı zamanında biliyorsun. Başta neler geldi? Mussolini, Hitler, demokrasi onlarda vardı ya. Biz de hani onlara ithal ettik ya İsviçre medeni anayasasını. Al sana medeni bir yer göstereyim. Bu Star gazetesinin yaptığı diziyi toplayıp ben buradan Star'ın yöneticilerinin Nohal Bayrakbaş olmak üzere söyleyeyim. Bu çok can atıcı yani çok canım acı sabahleyin bunu görünce ama. Bir tek bu değil bu şimdi her gün. Insana, her güne bir dosya koyuyor Star gazetesi. Çok da iyi yapıyor. Çok da iyi yapıyor. Bunları hatırlatıyor, beyinlerine çakıyor. Bence bunları toplayıp kitap olarak ay sonunda hediye etmek lazım şeye okura. Esen ailesinin, öyle değil mi? Esen ailesi bunu bu. Daha önce de Star gazetesi gündeme getirmişti fakat evet. Bu çocukların fotoğrafı yoktu. Babanın feryadı vardı. Kurtarın çocuklarımı feryadı. Şimdi o çocukların fotoğrafları çıkmış. Ve bu fotoğraflar akıllara durgunluk verecek fotoğraflar. Yani. Abi şu ne ya? Din değiştirme ayinlerine götürülüp Türkçe konuşması yasaklandı. Berlin'in ipliğini pazara çıkaran o aileyi Star buldu diyor. Şimdi düşünebiliyor musun abi? Medeni Avrupa. Ah medeni Avrupa. Zaten el kondu ne demek abi? Ah medeni Avrupa. Abi medeni Avrupa. Medeniyetin beşiği Avrupa. Ah gözünü seveyim Avrupa. Avrupa, Avrupa, Avrupa. Öyle mi Avrupa? İşte bu kadar. Bunlar böyle yap. İnsan buna ve bunu devlet aracılığıyla yapıyor herifler ya. Yani şuna bak ya. 2 yıl önce bu yaşanan şey var ya dünyanın hiçbir yerinde insan hakları, özgürlük falan diyorlar. Yani bizi ne diyorlardı abi? Terörle mücadele kanununuzu gevşetin. O hal ne ya falan diyor. Bizim içimizdeki dallamalar da aynı söylüyor. O hal ne ya falan diyor. Hı. Ya Hollanda, Rotterdam'da o hal oldu ya. Niye oldu o hal? Ha, bir tane köpeği ısırttırıyorlar. Bir tane köpek ısırıyor. Bir vatandaşı. Ellerinde bayrak var. 300-500 yürüyüş yapıyor. O hal oldu. Şimdi sıkı denetim var. Su aktörüne gidip de Rotterdam'da 5 kişi bir araya gelemezsin. Çok alçaksınız. İşte o muhalif yazarlar. Çok alçak, edepsizsiniz, şerefsizsiniz. Alayınız şerefsizsiniz. Sizde zerre kadar ahlak yok. Burada bir tanesi yazmış geçen. Tıynet, kan bozuk falan bileyim. Alayınızın kanı bozuk. Bak, rahat, gönül rahat bak. Oh, rahat at. Kanınız bozuk. Yılmaz Özdil mi diyorsun? Kan, alayınızın kanı bozuk. Niye biliyor musun? Türkiye yaptırım uygulansın diyen. Dur, biraz abi. Söylüyorum bak. Bir tanesi yazmış. Bir saniye. Geçme. Bunu söylemem lazım bak. Türkiye yaptırım uygulansın diyen. Şu abiye selam çakıyor. Bak abi ben şimdi sen kime isim verirsen ver. Ben yazıyorum sen ne doldursan doldur. Hayır kanı bozuk dedin ya o da hani. Ha şimdi bak. Kimasını burada gördüm işte diyor. Türkiye için cehennemden geliyorum diyen. Türkiye gitti Avrupa'da oturup da Türkiye'ye yaptırım uygulayın diyen. Burada yaşayan veyahut Avrupa'da yaşayan.
oradaki olayları, efendim bunları Rotterdam polisi bunları arıyor deyip de oradaki Türk vatandaşları gösteren kimseniz abi, kimseniz hiç fark etmiyor benim için. Sizin için böyle bir vatan yok. Sizin için bir körlük var, bir delirme hali var. Delirme haliyle de hani cezaiyetiniz yok diyemediğim için de onu bir köşeye atıyorum. Ama kanınız, tıynetiniz, cibilliyetiniz bu arkadaş. Ahlaksızsınız. Hala oturup da bana burada ya arkadaş dünya Almanya'da yaşama başka bir hadise. Ben yurt dışında yaşadım 18 yıl. Ben 18 yıl gurbet ellerde yaşadım ya. Farklı yerlere gittim geldim gezdim. Bu ülkenin dışında bu toprakların dışında yaşadım. Bu toprakların dışında yaşayınca her zaman söylerim bir avantajı vardır. Bu topraklara balkondan bakarsın, yukarıdan bakarsın daha net görürsün. Çıktığımız bir yer var. 13 yıl bu topraklarda ismi İsmail olmasına karşın 13 yıl askerlik yaptığı için İsmail Çavuş denen bir dedenin torunuyum. Sağcı olursun, solcu olursun. Bilmem Türk olursun, Kürt olursun, Çerkez olursun, Abazı olursun, Roman olursun, bilmem ne olursun. Hiç fark eden bir şey yok Ersoy. Aynen. Ama en azından toprak bu topraklarda bunca insan bir mücadele, bin yıllık mücadele var. Bu topraklar bin yıllık bir emeğin ürünüdür. Dededen kalmadır. Benim dedemin dedesinden kalma. Senin belki de 22 deden önceden kalma. Bilemiyorum. Avrupa'ya yaptırım uygulansın. Bu Erdoğan'ı ancak ekonomiyle durdurun. Bak bu birincisi şerefsiz. İkincisi ahlaksız. Türkiye cehennemi diyen alçak. Şerefsiz. Paralel ihanet çetesinin çocuğu bunlar. Ondan sonra bunlar hep bunlar. Başka ne diyeyim abi bunlara? Bunların hangi yani şey der abi ne analiz yapacağız bunlara Ersoy'cum ya? Ne hangi analiz yapacaksın ya? Şimdi bunları görünce çıldırıyorum abi. Yani şu hala Almanya ile ilgili efendim uslubuyla usulünce ve kibar bir şekilde sıdışı edilmiştir diyen kimdir abi? Ya böyle bir şey olmaz ya. Ya bu devirler geçecek bir gün. Bir daha diyorum bak. Emin Çalışan öyle dedi değil mi? Bir günde emri hak vaki olunca siz de toprağa gireceksiniz. O toprak sulanacak. Orada gübre çıkacak. O çiçekler koparılacak. Bir daha nesil bakacak ne yazdığına. Diyecek ki ha bu adam kendi başbakanına, cumhurbaşkanına küfretmişti. Kendi cumhurbaşkanına bunu söylemişti. Biz Almanlarla çatışırken bak şu an dünyada 3. sıradayız ya. Almanlar şu anda altımızda. Nüfusları da azalıyor galiba arabanların. Biz Almanlar o zaman güçlenirken, biz Alman çalışırken bu adamlar Alman'ın tarafındaydı. O acaba bunların kanında Almanlık mı var? Bu babası Hans falan mı diye soracaklar bak ileride. Bari öldükten sonra insan ya anısıyla anılır ya anasıyla anılır. Anasıyla anılanlardan olmayın. Anılarınızla anılın. Başka Ankara'da, bir kimsenin. Bu adam adına Ankara'da park yaptılar biliyor musun? Bilmiyorum abi ben bu ülkede bu mücadele varken ideolojik körlükle konuşan herkes benim için haindir. Bana belki hain diyebilirsiniz. İzin verdiğine göre söylüyorum. Kim dedi onu ya? Buz sen gibi hainsin. Kim o? Bilmiyorum. Bana belki hain diyebilirsiniz. Bu Hollandalı portakalları çok seven birisi olabilir. Aha, tamam. Değil mi? Hollanda portakaldır biliyorsun. Biliyoruz portakallar biz futbol maçı oluyorsa Hollanda'da portakallar çıktı. O portakallar ortaya çıkıyor işte o portakallar. Onda portakal orada kal diyoruz. Kalmam diyor. Tamam, İsterse bana gerçekten çok. Olsun. Bana hain diyebilirsin. Derim abi. Şu Emin Çöleşan'ın parkını biliyor musun sen? Çankaya Belediyesi'nin Emin Çöleşan. Ama of deme ya. Bak diyorsun ki bak kimisi anısıyla anılır falan. Şimdi bu adamların yeni nesil. Abi bunu var mı o parkın fotoğrafı bizde Gamze? Buz gibi aynısın. Bak güzel bir şey. Çankaya Belediyesi. Ben olsam. Gazeteci Emin Çöleşan Parkı. Şimdi sen dedin ya hani öleceksin, toprağa karışacaksın, evet, gübre olacaksın. Tabii. Çiçek bitecek, çiçek o çiçeği bitecek. Koparacaklar. Diyecekler ki kim bu adam? Kim bu adam? Ha koparırken aklına gelecek. Diyecekler ki böyle zamanında. Çankaya Belediyesi bunun gazeteci olduğunu iddia ediyor. Ben olsam Ramazan'da saldırırım. Diyen adam bu değil miydi? Ben bir iki referans vereyim istersen. Ramazan'da saldırırım güzel. Niye Ramazan'da saldırırım? Çünkü Ramazan'da diyor herkes uyur. Herkes uyuyor diyor. Ben PKK terörü olsam. Ben PKK terör örgütü olsam Ramazan'da saldırırım diyor. Başka var mı? Var mı başka? Ya abi yani başka ne olumlu var ki? Al bütün yazı üstüne koy göster bakalım. Şimdi 12 Eylül. Adam... Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Hatırlatayım. 12 Eylül dönemi. Kasım 1980. Emin Çöreşen Milliyet Gazetesi'nde çalışıyor. Tek tek cezaevleri doldurulmaya başlanmış. İşte Mamak cezaevinde de işte mahkumlar var. Ve işkencenin, kötü muamelenin en üst seviyeye çıktığı yerlerden biri Mamak cezaevi. Evet.
faşist junta Kenan Evren karıştır barıştır politikası yapalım diyor. Kendince böyle bir şey uydurmuş. Gece yatmış, sabah kalkmış. Karıştır barıştır yapalım diyor. Karıştır barıştırla Doğu Perinçek'le Yaşar Okuyan'ı yan yana koymuş mesela. Öyle bir barıştıracak, karıştıracak. Ha, karıştırıp barıştıracak. Sağcı solcu. Hatta şimdi bakma. Tek kocu ülkücü bir araya koyuyor. Yaşar Okuyan Doğu Perinçek medyasında yazıyor ama o zamanlar Doğu Perinçek diyorlar ki karıştır barıştır var, ne diyorsun? Ben diyor benim içeride olmama sebep olmuş bu adamla diyor, ne barışacağım diyor mesela. Öyle bir dönemden geçiyor. Sonra hakikaten karışmışlar yani. Sonra hakikaten karışmışlar. Fazla karışmışlar. Emin Çömeşen'e görev veriyor 12 Eylül faşist cuntası. Bak senin şu gazeteci yazdığın, Çankaya Belediye Başkanı'na söylüyorum. Senin gazeteci yazdığın o adama 12 Eylül faşist cuntası emir veriyor. Git diyor, Mamak cezaevinden izlenim yaz diyor. Sözüm ona izlenim, yersen izlenim. Ertesi gün Milliyet'te Mamak cezaevi, çok uzatmayacağım, ana başkana geçiyorum. Mamak cezaevi 5 yıldızlı otel gibi diye yazı çıkıyor. Savaşay foto muhabiri rahmetli. Of. Savaşay bugün işte 13. Aysel Güler, Sezen Aksu beraber Son Bakış diye bir şarkı yaptılar biliyorsun. Evet. Son Bakış'taki o gözler kaldı aklımızda diye. Sen o Son Bakış'a ilham olan fotoğrafı Savaşay orada çekiyor. Emin Çöleşen ona kızıyor. Sen ne yapıyorsun burada diye. O da diyor ki ya Emin abi diyor, bu adamlarla biz mülakat yapmayacak mıyız? Emin Çöleşen de ona diyor ki yarın idam edilecek bu adam diyor. Sen bununla mülakat yapıp ne yapacaksın diyor. Bak ona rağmen Savaşay iki kelime ne diyorsun diye soruyor. Erdal Eren diyor ki, yaşı büyütülerek idam edilen çocuk. Ya. Beni diyor bir jandarma elini vurmakla itham ediyorlar diyor. Evet elimde silah vardı ve rastgele ateş açıyordum ama diyor. Otopsi raporları çıktı diyor. Yakın mesafeden tek kurşunla ölmüş adam diyor. Benim bulunduğum yerden o jandarma elin oraya silahımdan merminin gitmiş olmasına imkan yok diyor. Yani teknik mesafe olarak imkan yok diyor. Ona rağmen idam ettiler. Ve bu söz Savaşay'la beraber dışarı çıktı diye Emin Çöleşen Savaşay'a kızıyor. Şimdi 28 Şubat'a... Şimdi bu bununla ilgili bir anekdot. Güzel. Uzun uzun anlattım daha meseleyi. Daha 28 Şubat'ta falan daha neler var. Bu gazeteci şimdi, diyor adam. Şimdi bunun Türkiye'ye yapmış olduğu, vermiş olduğu zararlar. Bu adam bunun yazar köşe yazı falan değil. Ben sana söyleyeyim. Bak Emin Çöleşen, samimiyetle söylüyorum, köşe yazı falan değildir yani. Hı. Bana bir kuşlar bunu söyledi. Üslubu olmayan, köşe yazarlığı, sihirbazlığı olamayan, kelimeleri kullanmasını bilmeyen, böyle saçma sapan bir takım ihbarlarla orayı buraya karıştıran, en sonunda 2007'de köşesinde, o zaman Hürriyet'te yazıyor, köşesinde şunu yazan: Yarın Yaşar Büyükanıt komutanımız, hoca efendimiz, üstadımız diyor ya. Demiyor da neyse. Çok abi, önemli bir bilgilendirme yapacak. Ama komutanımız, şanlı komutanımız. Şanlı komutan çok önemli bir bilgilendirme yapacak. Bu tarihi ana tanıklık etmeye gidiyorum diyor değil mi? Tanıklık etmeye gidiyorum diyecek kadar. Neymiş o tarihi an? Tarihan ne? İşte sözde konu dinleyecek ya. Özlediği sözde. Ondan sonra veyahut da Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı yaptırmayın. Veyahut da oturup da Kudretli Paşa'ya 28 Şubat'ta Çeviktir. Onu bunu bırak da ne zaman darbe yapacaksın diye soran bu mu? Bu tabii. Peki bir adamla. Bir saniye dur, onun referansı da söyle. Uzatmaya gerek yok. Ertuğrul Özkök'tür onun referansı da. Ertuğrul Özkök CNN Türk'teki belgeselde dedi. Evet. Senin dediğin gibi. Onu bunu bırak da paşam ne zaman darbe yapacaksın? Kudretli General Çevik bir... O kadar ileri gidemedi. Dedi ki ya darbeci, yapmayın Emin Bey dedi ya, ne alakası var, ne biçim konuşuyorsunuz dedi. Şimdi ya. Şimdi bunu ona yapıp da izlerine gazeteci İmçöre Eşman Parkı diye yazan... Gazeteci. Belediye. Bak ey Çankaya Belediyesi. Allah rızası için bunun bu parkı yaptınız ama bu parkı size kim yap? Bak bu adamı zaten dediğim şekilde olacak. Bunun geleceği bu. Bu park... Ben sana söyleyeyim. Bir müddet sonra böyle bir park kalmayacak. Tabii. Bu ismi değişecek bunun. Kenan Evren Parkı kaldı mı? Nasıl zamanında? Kenan Evren tabii, Parkı kaldı mı? Postal yalayıcısının parkı olmaz. Kenan Evren cenazesini kaldırmadılar. Tabii. Cenazesini kaldırmadılar. Ha. Aynen bu da olacak. Sonra parka da gelecekler. O parkı kıra kıra. Hani Berlin duvarı gibi. Hayır. Parkı diyorum, o şeyini. Hı. Tabelasını. Hı. Bir zaman gelecek. Bu adamın kim olduğuyla onun her şey ortaya çıkınca o Çankaya Belediyesi'yi de yaptığında utanacak. Bunu kim yapıyor zamanında? Ne olacak işte Çankaya Belediyesi? Diyecekler. Bu da sana yazılacak. Bu da senin hanene yazılmıştır. Darbeci. Bak darbeci. Direkt darbeci. Direkt postalcı. Kendini böyle kudretli faşizan sötükonu adamı sanan. Aslında yazıları 5 para etmeyen. Ve bu insanları acı çeken o 12 Eylül zaman anlattığın anekdot üzerinden konuşuyorum. Hapishanelerde 27 hapishanelerde en iyi dinleyen bu ülkenin başına gelen tüm musibetlerde hep kendine bir rol alan. Bu adamın ismini anıtlaştırmaya çalıştınız ya, siz de Çankaya Belediyesi olarak anıtlaşacaksınız gözümüzde. Unutmayın bunu. Zaman gelecek. Kenan Evren gibi bazı vatan hainlerinin isimleri verilenler nasıl sökülüyor? Çatır çatır bir sökülüyor. Bir tane Kenan Evren Parkı mı kaldı memlekette? Sökülecek. Her taraf Kenan Evren Parkı'ydı.
bu adamın her taraf bu adam ne kadar hain bir adam olduğunu, bu toprak için ne yaptığını ve ne yapmadığını olduğu günler geldiği zaman açık açık konuşulabildiği zaman. Karısı da değil miydi 27 Mayıs? Geldiği zaman alkışlarla karşılandı idamlar diyen. Tabii tabii. Danıştay Hakim. Yani o zaman Çankaya Belediyesi'nde bugünkü görev yapan o meclis üyelerinin, o karar ve üyelerin de hepsinin bir şekilde hafızada kalacaktır. Millet de ona göre sizi anacaktır diyelim. Öyle öyle. Ecevit'i daha hiç söylemedik. Biliyorsun. İşte hiç daha girmedik. Ecevit'e yaptığı operasyonla hiç girmedik. Tabii hadi canım. Peki. Hollanda. Hollanda konuştuk mu? Hollanda konuşalım ya. Şey işte en başta girişimiz Hollanda ile girdik biliyorsun. Aslında Hollanda. O Hollanda'da aramış ya. Arıyormuş ya, o Türkleri arıyormuş. Ha? O vatansever, iyi insan, medeniyetin beşiği Hollanda. O tekme atan Türkleri yakalamaya bulur çalışıyor. İnşallah. Evet. Bulur inşallah. Şey var abi sende mezar taşındaki Hollanda faşizmle bir de aslında deminki şu çocuk da var ya. Aynı çocuklarla ilgili şey var. Bir tane daha var. Yanında olması lazım. Bir bakar mısın bak. Ne var? Şurada. Mezar taşındaki Hollanda faşizmi işte sabah gazetesi. Öyle mi? Sabah mı? Şu. Sabah gazetesinin manşeti. Evet. Var mı o, versenize onu. Ben sabah tüylerim diken diken oldu. Niye diken işte, diken oldu tüylerim? Bu. Hikaye şu çünkü. Bu çocuğun mezar taşında tabii uzun uzun şey yazıyor. Yani nasıl öldüğü. Öldükten sonra başına ne geldiği yazıyor. Tek cümle söyleyeceğim. Hollanda'da bu çocuğu Beverwijk'te polis 2011'de gözaltına aldı. 12 saat sonra karakoldan cesedi çıktı. Aile dedi ki bu işte işkence ve kötü muameleyle öldürülmüştür. Ben otopsi istiyorum dedi. Değerli dinleyiciler, sevgili izleyiciler, sıkı durun. Çünkü bundan sonra duyacaklarınız gerçekten insanın tüylerini diken diken edecektir derim. Aile çocuğun şüpheli ölümünü araştırmak için otopsi istiyor. Cansız bedeni otopsi için adli tabibin önüne yatırıyorlar. Kafayı açıyorlar, beyin yok. Beyin yok ve bir şey daha yok. Kalp. Göğsünü açıyorlar, kalp yok. Kalp yok. Kalp ve beynini almışlar. Bir defa bu şu çok önemli bak. İhsan Gürs 22 yaşında bir Türk genciydi. Hollanda'nın Beverwijk kentinde yaşıyordu. Polis onu 2011'de bir kafede denasyaya bastı, gözaltına aldı. 12 saat sonra, bak seni sürekli tekrarlıyorum. 12 saat sonra karakoldan ölüsü çıktı. Bu ne ya? Şimdi medeni Avrupa. Şimdi bu dosyaları niye açıyoruz? Bunlar niye tekrar gündeme geliyor? Hatırlayın, hafızanızı tazeleyin diye. Bunlar çok önemli şeyler bunlar Ersoy. Arkasından peki hadi onu yaptın. İçeride ne oldu? Muamma bilmem ne. Ya kalbiyle beynini aldın. Bir araştırmada bir yerde bir şeyler kullanmak içindir muhakkak. Ya bir otopsi için şey için, kadavra gibi kullanmak için. O da o, her evinden şey de var. Ya çünkü beyin başka işe yaramaz. Ne halt ettikleri ortaya çıkmasın diye işte. Kalp, ama o dönemlerde kalp biliyorsun kalp nakli olabiliyor biliyorsun. Tabii. Onu özel bir makinesi onu var, kutuya yani koyuyorsun. Diye. Bir yerden kan pompalayıp çalıştırıp makinene götürüyorsun kalbi. Kesildikten sonra, hatta videosunu seyrettim onu. Belki şimdi, de bunun için öldürdüler ya, belki de bunun için aldılar. Belki de. Doğrudan bunun için belki de yani. Kan tahlilleri bir hastanede bir tedavi gördü son günlerde. Bir şey uydu. Kan tahliline uydu bir şeyi. Yakalayın getirin şunu dediler. Evet, belki de onun için öldürülmüştür. Oradaki egemen ailelerden birinin ihtiyacı vardı o kalbe. Evet. Dediğim gibi hatırlatalım, unutmayalım. İki nokta üst üste. Birbirine 50 milyon kişi gırtlaklık öldüren bu millet, Orta Doğu'da neler Müslüman yapmaz, katleden bu millet neler yapmaz ya? Neler. Ne medeniyeti? Hangi demokrasi? Koca bir balon bize ihraç ettikleri demokrasi. Of ya. Vallahi. Evet, bunu da buradan geçelim. İnsanlık. Evet, hızlı başka bir konuya geçelim abi. Türkiye'den korkuyorlar Güneş. Cem Özer evlenmiş. Kaçıncı? 4, 5, 6, 8. 5. Gönül Yazar'ı geçecek neredeyse. Gönül Yazar 11 mi? Gönül Yazar. Öyle galiba değil mi? Gönül Yazar 11. O Gönül Yazar Türkiye'de en fazla evlenen kişiydi hatırlıyorum. Ama 13 yılda bir evleniyor. Ama evleniyor, ne güzel işte. Nesi var? Yani adam şey, sokakta geçerken ayran teklif ediyorsun. Bir dakika, senle daha önce evlenmiştik. Öyle diyormuş. O kadar sık evlenmiş ki. Evlenecek adam kalmamış. Çok kötü bir espriydi ama olsun. Nişan dışında böyle dediğimi farz et. Neyse, olay gene ciddiyete geri dönelim. Güneş gazetesi. Cem Özer evlendi. Abi sen posta mı okuyorsun? Ozan yani? Doğulu, Ece Doğulu, Tuğba Pek. Şu anda postanın sayar. Posta verin desin. Sen de posta seviyorsun ya. Seviyorum abi. Bakayım abi, döndür. Bak kesin posta. İçeride bırakıyorum ben postayı. Buraya geliyorum. Ben sen postayı son dakikada alıyorsun tekrar. Bak abi bir şey. Oriental Asena al. Bak sen bir tane Asena tanırım. O da Oriental Asena demişsin. Bak onunla ilgili haber çıkmış senin yüzünden. 3 yıldır bir boksörle beraberim. Aslan parçası demişti. Asena'nın Almanya'da gece kulübü işleten sevgilisi Hasan Deren'in evli ve çocuklu olduğu ortaya çıktı. Ama skandal bununla bitmedi. Şarkıcı Deniz Gençay, Hasan benim sevgilimdi dedi. Allah postayı okusun sormuş. O da böylece bütün malzemeyi bitirmiş olduk. Tay yarışık saçanada malzeme kalsın biraz değil mi? Değil mi? Her şeyi biz tüketmeyelim yani. Evet, tüketmeyelim. Şimdi Türkiye'den korkuyorlar. Bak bu Avrupa'nın karın ağrısını açıkladı diyor.
Güneş gazetesi manşetinde. Güneş var elinde. Peki bir dur abicim. Şimdi şu tam Vatan'ı almıştım elime. Ulaşma Bakanı'nın açıklama yaptığı bilgisi geldi. Vatan'ı bir göstereyim şöyle bir saniye. Mı? 2023 imzası bugün atılıyor imzalar. Şu anda da Ulaşma Bakanı Ahmet Arslan bu imza töreninde bir konuşma yapıyor. Bir kameralarımızı çevirelim oraya. Ondan sonra tekrar buradayız. Ama bir gerçek var ki zaten insanların, ülkelerin yapabilecekleri hayalleriyle sınırlıdır. Eğer hayal edebilirseniz gerçekleştirirsiniz. Biz de memnuniyetle görüyoruz ki onların hayal ettiklerini, onların süreçlerini başlattıklarını biz çalışma arkadaşlarımızla birlikte bugün gerçekleştirir duruma gelmiş durumdayız. Ve Türkiye'de güzel bir ifade var. Bir işe başlamak işin yarısını halletmek demektir. Biz doğrusu işin büyük kısmını hallettiğimizi kabul ediyoruz. Böyle bir projeyi yapım aşamasına getirmiş olmak çok önemliydi. Ve özellikle ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar ve bu oyunun sonunda da ekonomimizi zayıf göstermeye çalıştıkları bir ortamda 10,5 milyar Türk liralık eski parayla 10,5 katrilyonluk bir projenin yap işlet devret modeliyle gerçekleşmiş olması, dünyanın çok önemli firmalarının ve bu konudaki uzman ülkelerinin teklif vermiş olması bizim memnuniyetimizin bir başka göstergesi ve yine nihayetinde en uygun süreyi veren ülkemizden Limak ve Yapı Merkezi ki sadece ülkemizde değil yurt dışında da benzer projelere çok başarılı bir şekilde imza atmış iki firmamız ve yine Güney Kore'den gerek SK ki ülkemizde Avrasya tünelinin yapımı dahil yer almış bir firma ve Dailim'le birlikte iki ülkenin önemli dört firması bugün ortak girişim olarak teklif vermişler ve bugün itibariyle de artık görevli şirketi kurup bu aşamaya getirdiler. Sadece bu firmaların teklif vermiş olması değil, bu firmalarla birlikte dünyada çok önemli 13 finans kuruluşunun da evet biz bu projenin finansmanını sağlarız demiş olması ve bununla ilgili mektuplarını vermiş olması da doğrusu çok önemsediğimiz bir konu. O yüzden böyle bir ortamda bu büyüklükte bir projeyi gerçekleştirmiş olmak, 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla yürümemizin bir göstergesi olan bu projeyi inşallah iki gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın uğurlu elleriyle temellerini atacak olmamız bizim için ziyadesiyle memnuniyet verici bir durum. Tabii Çanakkale'de Avrupa ile Asya yakası arasında feribotla geçişler mümkün. Ancak feribotun geçiş süresi ve bekleme sürelerinde düşündüğünüz zaman bir saat süren bir seyahat süresi şimdi 3 ila 4 dakikaya inmiş olacak. Ve tabii bir şey daha, Çanakkale gibi bir yerde, zaferin yaşandığı bir yerde, eğer birilerinin emelleri kötü niyetliyse, birileri art niyetli Çanakkale'yi geçmek istiyorsa, ecdat ispatladı ki Çanakkale geçilmez. Bu konuda hiç şüphe yok. Onları da rahmetle, minnetle yad edelim. Ve yine o ecdadın torunları 15 Temmuz'da da bütün dünyaya gösterdi. Türkiye geçilmez, Türkiye millet olma şuuruyla her şeyin karşısında topyekün durur. İşte onların hatırlarına saygı adına, onları milletle yad etmek adına vatan olarak bıraktıkları bu topraklarda biz dünyanın en büyük projesini yapmış olacağız. Yine dünyada asma köprülerde iki ayak arasındaki açıklık baz alınarak kıyaslama yapılır. Bugüne kadar Japonya'da yapılmış olan Akashi Köprüsü ki 1991 metre ayak açıklığı var. Biz inşallah 2023 metre ayak açıklıklığı 1915 Çanakkale Köprüsü ile dünyanın en büyük köprüsüne sahip olacağız bu yol. ...2023 metrelik ayak açıklığı meselesini de anlattı Ulaşım Bakanı. Çok önemli bir evet. Şey. Bundan çok sık konuşuruz. Daha çok sık konuşuruz. Daha çünkü çok... Şu Güneş Gazetesi manşetine hemen dönelim. Dönelim. Ondan sonra oradan da devam edelim. Türkiye'den korkuyorlar. Şimdi bu dünkü Cumhurbaşkanı açıklaması...
aslında hep söyledi. Aklın yolu bir. Aklın yolu bir. Ortak akıl. Ne dersen de akılla ilgili her şeyi üste koy. Tamam mı? Aynen, doğrusu aynen. Ki adamlar korkuyorlar. Adamlar korkuyorlar. Tamam. Neden? Çünkü bu adamların hafızalarında, akıllarında çıkmayan şey Osmanlı'dır. Anadolu topraklarıdır. Selçukludur. Beyliklerdir. Haçlı seferleridir. Gömdüğümüz yüz binlerce Haçlıdır. Öyle değil mi? Yıktığımız Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans'tır. Çağ açmamızdır. 21 yaştır. Adam korkuyor, haklı. Eğer füze yaparsa bu adam, füze yaparsa ya da Rusya'dan alırsa. Rusya'da alırsa bu adam bütün bunları yaşadı. Ben bunun tekini yaşasam ölmüştüm. Kardeşim deyip de bunları yaşadıkta ayakta kaldıklarına göre bu Türkiye daha çok daha fazla ayakta kalacaktır korkusu. Ne yapmak lazım? Olay şudur arkadaş. Bu doğu medeniyette pabucu kaptırmamak lazım. Bizim de küreselleşme işimiz bitmiştir. Şunu göstereyim. Ne yapalım abicim? Başta Türkiye olmak üzere hedefe koyalım bunları. Abi İslam, Müslüman ne varsa ayıralım. Yeni bir Haçlı, Neo Haçlı seferini başlatalım. Tamam mı? O yüzden bunlar tehlikelidir. Adam Türkiye'yi durduramıyorsun. Bu çok bariz açık bir politikadır. Eğer bunu görmeyen, eğer bunu göremiyorsan içimizdeki hainler, Hollandalılar, içimizdeki Almanlar ve İrlandalılar ve içimizdeki neokonlar, ben ne kimsem, bunu görmenizi rica ediyoruz. Biz onları topluca fethediyoruz. FETÖ'cü olabilir, ocu bucu olabilir fakat bu savaşın içerisinde eğer burada farklı safta durursan bundan sonra bu savaş bittikten sonra nerede olman gerekiyorsa oraya göndereceğiz sizleri. Bunu unutmayın. Derken hukuken diyorum. Halkın vicdanında işte o parktaki gibi gömüleceksiniz. Abi şeyi söyle bana. Yani biz dünyaya tekrar 1923'ten bu yana yani Cumhuriyet'ten bu yana ilk kez Avrupa bunu yaşıyor. Türkiye ile ilgili olarak. Tabii bu canım. Vakte kadar gelirdi. Bizim başbakanlarımız böyle ezik arka bahçesi falan, ya. Arka böyle. Bahçesi. Ama ilk defa çok önemli bu. İlk defa. Çok önemli. Türkiye, i̇lk defa. Türkçe manşetlerle çıkıyor. İşte kampanyalarını Türkiye aleyhtarlığı üzerine kuruyorlar. Ya bunların kafası basmıyor mu ya kardeşim? Onlar manyak mı? En kıymetli, en çok satan gazete düşün yani. Türkiye'deki bütün ana akım medyanın başına sabah akşam Hollanda diye veya sabah akşam Merkel attığını kabul et. Hiç fark yok aramızda. Çünkü adam öyle görüyor şu anda. Ha diyor Türkiye koca bir dev bir düşman. Ha diyor geleceğim orada benim diyor. Alman, Fransız, İngiliz geleceğini burada görüyor. Hangi açıdan? Ya benim geleceğim bunlara göre şekillenecek. Bunları ben batıramadım. Bunlar da bitmeyecek. Bin yıllık da devlet geleneği bir şey yok olmuyor. Böyledir zaten ya. Biz dünkü gibi 3 gün önceki devlet değiliz ki mesela Amerika gibi. 250 yıllık bir ülke değiliz bu topraklar. Bin yıllık, bin yıldan beri bu topraklarda yurt edilmiş için savaşıyoruz. Sonuçta şundan korkuyor abi yani. Geçmiş olsun yani. Bu pazar çok büyük bir pazar değil. Ve Türkler de güçlendiği zaman biz Osmanlı'yken bir görev verdik. Onu yerine getirmediler. Yani daha doğrusu Cumhuriyet kurulduktan görev verdik. Onu yerine getirmediler. Her türlü politikaları da bağımsız bunların ya. Kadar, adam Rusya ile anlaşmaya çalışıyor. Ben adama NATO diye verdim. Benim uçaklarım düşman görecek bu adamın füzelerini diyor. Peki. Şunu dinlemiyor. Şunu gör. Biraz daha köşede şurada bir haber var bak. Firari İmam hidayete ermiş. Evet. Şimdi bu bağlantı çok önemli. Taşhir Kupası'ndan sonra eski Samanyolu'ya Hidayet Karaca'nın sekreterin kullandığı hatla darbe gecesinin ardından kayıplara karışan Adli Öksüz'ün 2013'te defalarca görüşme yaptığı anlaşıldı. Şimdi ne alaka değil mi? Vay 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 ne alaka? Çok Adil Öksüz ne Hidayet Karaca? Ama bak bu şunun için önemli. Yani Amerika'ya gönderecek dosyaya şöyle girer bu. Hidayet Karaca'nın tekmili FETÖ'den aldığı çıkmıştı ortaya. Tamam. 10 günde bir Amerika'ya gidip şey yaptığı, her gün Amerika'ya telefonla görüşüp dizileri onaylattığı falan filan. Demek ki Hidayet Karaca'nın FETÖ'cülüğü tescilli. Adil Öksüz'ün de darbeciliği tescilliydi. Çünkü tarla bakmaya Akıncı'nın üstüne gitmişti. Tarla bakmaya 15 Temmuz gecesi Akıncı'nın üstüne. Fakat FETÖ iltisakı tartışılıyordu. Yani darbeciliği tescilliydi. FETÖ iltisakı tartışılıyordu. Al sana iltisak. Al sana iltisak. Mültesik. Hepsi bir arada. Firari İmam Hidayet Ermiş. Hadi bakalım. Hidayet Karaca yapan görüşme. Ama çok akşam bu birbirinin teyidi her şeyler değil mi? Öyle gibi. Adamın, Hidayet Karaca'nın mesela değil mi? Bir ilahiyat bilmemlerdeki bir adamın ne işi var değil mi? Bir de şu vatanda şu fotoğraf var onu da vermek istiyorum. Ya bir de Kılıçdaroğlu'nun kepsini var. Kılıçdaroğlu'nun kepsini vereceğim. Kılıçdaroğlu'nun kepsini hazırlayın. Şu fotoğrafı görelim ondan sonra hemen onu verelim. 15 Temmuz'da ben yoktum silah milah kullanmadım. Beni bu işten dışarıda tuttum diyen bu alçak terörist Erkan Öktem denilen eski albayın eli silahlı fotoğrafı. Bunlar böyle. Bu durum böyle. Hem uzun, yalanın belgesi. Hem uzun namlulu silahla hem tabancayla ki bir kişiyi de alnından vurmuş. O çıktı ortaya. Bravo diyoruz size.
Şu Kılıçdaroğlu kepsini bir versene Gamze. Biz Hollanda'daki seçimleri de... Şu. Saat 15.10. Ne diyor? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Ne diyor? Efendim? Biri bana okusun içeriden. Sen okuyamadın mı? Ben sana şuradan okuyayım abi. Diyor ki... Hollanda ile ilişkileri... Hollanda ile ilişkilerin tamamı askıya alın. Diyor değil mi? Saat 15.10. Diyor ki Anadolu Ajansı'ndan geçiyor. CHP Genel Başkanı Hollanda Tegin'e bir gönderme yapmış. Diyor ki... İçeride düşman bulamadılar. Ha. Şimdi dışarıda bir düşman yaratmak istiyorlar diyor. Ardından. Saat kaç? 23.10. Bir süre sonra hemen. Ya şu, olay şu. Bir süre sonra. Şimdi Kılıçdaroğlu olayı görünce, o köpekleri, atları, itleri görünce Kılıçdaroğlu, şimdi burada da ne bileyim işte sözcünün yazarı gibi konuşamayacağı için konuşsa gömecekler. Zaten bütün CHP'lerin durumu şu. Bütün CHP'ler şöyle duruyor. Ya diyor bir günde susturun şu adamı diyorlar. CHP tabanı. Dünün skandalı biliyorsun. Dün ne dedi? Hangi skandalı? Dün başka partilere geçtik. 24'te şey var. Haberi var. Gün içerisinde dönüyor. Onu da söyleyelim. Söyle. Bu diyor Dışişleri Bakanımız diyor Hollanda'ya gittiğinde Hollanda Büyükelçimiz neden karşılamadı onu diyor. Bizim Ankara ekibi çok güzel bir haber yapmış. Olsaydı karşılardı. Hayır. Hollanda'da Büyükelçimiz yok. Büyükelçimiz yok işte. Olsa. Hollanda Büyükelçimiz yok. İki, daha tarihi, daha dramatik, daha trajik başka bir durum var. Dışişleri Bakanımız Hollanda'ya gitmedi. Gitmedi, evet yani değil mi? Aynen. Ben sana o zaman Kenya, Somali bir örneği doğru söylemişim. Kenya, Somali hangisi? Somali'ye gideceğim diye Kenya gitti ya. Gitti oradan sonra biz Somali'ye gittik dedi adam abi Kenya'da. Hı. O da gitti toprakları bilmiyor. Bu da çok kıymetli, bunu unutmayalım yani. Yukarıda ilk başta o delikanlılık yaptı. Bir dakikaya da askıya alın, her türlü destek vermeye hazırız. İkinci cümle. Bir de kendisi düşman arıyorsunuz kardeşim. Bir de şu, en son şu Hollanda seçimlerinden çıkan... Dünyadaki tüm seçimlerde muhakkak Erdoğan var abi. Bak, ya Hollanda ne kadar çok aday varmış bu arada. Değil mi? Hollanda'daki adayların ismine bak. Hakikaten ya o ne ya? Buradan adam kendi adayını bulamaz ya. Yanlış aday basar kesin. Ama yine Recep Tayyip Erdoğan, yine Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Saygıyla uzanızdan ayrılıyoruz. Yeniden buluşun. Görüşmek üzere. Sağ olun.